Arama Minyonu'na hoş geldiniz. Bu bizim yeni kanal, yeni programımız. Bu programda siz izleyicilerimize beraber canlı yayında sizinle tartışıyoruz ve sizin konuşmak istediğiniz konular üzerine konuşuyoruz. İlk konuğumuzu alıyorum. Texas Austin'den Burak. Türkiye'de e-sporun geleceği hakkında konuşacakmış. Bu arada çok ciddi. İlk konuğumuz Austin, Texas'tanmış. Güzel. Geçen bir ara konuşmuştuk abi hatırlıyorsanız. Bir iki yayına da yazmıştım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi bizim ülkemiz hani bu sene büyük bir krizde işte hani bir yandan kur krizimiz var, bu gerçek bir şey. Yani yapabileceğimiz bir şey değil. Ben şu an Amerika'dayım, kendi paramı kendim kazanıyorum, hani kolay bir şey değil. Düğümüz zaman abi bizim bu sene euro ve dolar bazında bir transfer yapmamız çok zor. Hani yapan takımlar ancak çok iyi destek alan takımlar. Hani gerçekten büyük sponsorlar olan takımlar. Ya bu sene Türkiye'nin tanking senesi olmalı ve hani bunun artık kamuoyunun da kabul etmesi lazım. Yani çünkü şu an hani biraz sosyal medyaya baktığımız zaman ilk gördüğümüz şey şu. Hani büyük transferler bekliyor. Hala Fenerbahçe'den işte ha Fenerbahçe gene fena olmayan bir iki transfer peşinde, tamam anladım da işte mesela Frozen belki olabilir, zaten Türkiye'ye alıştı ama biz Kore'den bir oyuncu getirebilmemiz, bir Snowflower'ı tutabilmemiz, bunlar imkansız şeyler ve insanların bunun farkında olup bence hani çünkü bu sene Türkiye'nin belki de Worst'te de çok büyük başarı olmayacak ama işte yeni çok iyi çocuklar çıkacak, yeni Broken Blade'ler çıkacak, seneye odaklanması gerekiyor. Yani mesela Riff Rivals bizim için önemli bir şey falan bu sene. İşte White Card'dan bir yerlere gelebilmek. Yani bunun düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani şu an hala kamuoyu çünkü büyük transferler bekliyor. Beşiktaş var, Fenerbahçe var ama bunun oturtulması lazım. Benim düşüncem bu yani. Bunun üzerinde mi konuşalım istiyorsun birazcık? Evet, ben bu Bir sene sorun Türk... yok anladığım kadarıyla ne şekilde? Evet, Bunun yani bu üzerinde sene... konuşalım istiyorsun. Okey abi, söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Bu arada devam ediyor musun? Arada Yok, ben bir... konuştum bu kadar. Ha tamam. Sesin çünkü arada bir gidip geliyor ya, o yüzden emin olamadım. Tamamdır abi. Abi dediğin her şeye katılıyorum. Muhtemelen herkes de katılacaktır zaten. Bu bir süreç bizim için. Biz bu sene yeni bir şeye başlıyoruz zaten. Yeni bir yapıya giriyoruz ve bunun bir anda olağanüstü bir şekilde sonuçlanması, bir anda verim vermesi, takımların yaptığı yatırımın çok ciddi yatırım yaparak giriyor birçok takım işin içine. Ve bu yatırımın karşılığının bir anda alınması mümkün değil. O yüzden birazcık karşılık aldıktan sonra bu dönen çarkın ekmeğini yedikten sonra yatırım yapmak istemeleri, ortamı test etmek istemeleri çok normal bir şey. Üstelik ülkenin ekonomik ortamı da senin bahsettiğin gibi ortadayken, yani takımların böyle büyük riskler altına girmeleri açıkçası şirket yönetimine ters bir şey zaten. Şirketler gelirleri oranında belli seviyede risk alabilirler. Ama şu an zaten belli bir yatırımı lige yapmışlarken takımlar, üzerine bir de yapmaları çok da kolay değil. Çok ciddi yatırımlar, çok ciddi paralar harcayıp üzerine oyuncuların getirilebilmesi de çok basit bir şey değil. O yüzden açıkçası en azından bir mevsimlik, belki iki mevsimlik, bir yıl boyunca yani sabırlı davranılması gerektiğini ben de düşünüyorum. Bence de öyle. Ki bir de İkinci bir Avrupa'nın şey daha da ekleyeceğim. Can abi sen konuş, pardon ben çıldırınca sen Avrupa'nın da biraz. özellikle şey franchising'e girmesi zaten iyi oyuncu almamız biraz zor. Yani Kore'den gidip Snowflower kalitesinde bir oyuncu getirmemiz bu sene oldukça zor. Yani gördük Avrupa direkt Evet. Gorilla'yı kaptı. Crane'in nereye gideceği belli değil. Belki Amerika'ya gider. Daha hala Crane'di Emekli oldu galiba. galiba. O da bırakacakmış muhtemelen, öyle yayınında söylemiş yani. Aynen Sanırım ya, yazık teklifini olmuş. reddetmiş. Yazık olmuş o zaman ona. Üzücü oldu. Evet biraz üzücü. Onun haricinde hani bizim gerçekten ya evet gene iyi kadrolar kuran takım olacak. Mesela geçen sene aslında franchising sistemlerine, EU'daki ve NA'dekilere bakacak olursak da aynı şeyi görüyoruz. Üst sıralardaki 3-4 tane takım büyük yatırımlar yapıyor, büyük isimleri getirtiyorlar. Kalanı ucuz isimlere gitmeye çalışıyor. Mesela Golden Guardians geçen sene ucuz isim demeyeyim de bilinmeyen çocuklara gidip şey kuruyorlar, bir test ediyorlar ortamı. Bizde de aynısı olacak. Ha, birkaç tane gerçekten çok kötü takımımız olacağını düşünüyorum ben. Hani onu da yapacak bir şeyimiz yok. Bu sene böyle deneyecekler, görecekler. Ve bunların hepsini Ama abi gördükten sene sonra da sonunda şey olacak, MSI Play'inden sonra ve şey sonra aynı şekilde Worst Play'inden sonra bütün atıyorum Supermassive'in bütün oyunculardan tüm tweetlerinin altına 78 tane tecrübelenmeliyiz yazıp geçecekler. Yani gene kamuoyu o hırpalamayı bırakmayacak. İşte ben bunu... onu şey yapmak, kontrol etmek de takımların elinde. Takımların yani takımların şeyini zaten
gidişatını veya yaptıklarını oyuncuların bu yani insanların izleyenlerin bu dedikleri değiştirmeyecek bence. Evet bu sene belki çok başarısız bir sene de geçirebiliriz. Ama bu demek değil ki gelecek sene bundan çok daha iyi olabiliriz. TSM şu an aynı şeyi yapıyor gibi gözüküyor bana göre. Hani aynı riski alıyor. Ve tabii onların maddi bir derdi değil. Onlar biraz daha farklı bir derdin içindeler. Onlar baktılar bu iş olmuyor. Yeni bir şeye girdiler falan ama hani Türkiye'nin bu şeyi düşündüğümüz zaman yapması gereken bu. Kamuoyunun alışması gereken süreç bu. Girmesi gereken yol bu. Bir de ikinci olarak yani şunu söylemek istiyorum. Yani akademi Türkiye'de büyük ihtimal işlemeyecek. Ben işlemeyeceğini düşünüyorum. Hatta bozulacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye'de bu iş biraz izleyiciyle dönüyor. İzleyicisiz imkansıza yakın ve izlenmeyecek yani akademi falan. Akademi ilgili Bilmiyorum zaten arasında. yayınlanmayacak, canlı yayınlanmayacak. Evet yayınlanmayacakmış onu duydum yani şey Avrupa Amerika gibi olmayacak ama yani takımların da ben çok kullanacağını sanmıyorum ya. Biraz Türkiye'ye uygun değil. Türkiye yükselme ligi Türkiye'ye daha tatlı, daha böyle heyecan yani yükselme ligini izliyorduk yani hepimiz. Bütün maçlarını takip ediyordum neredeyse. Yani şimdi bunu düşündüğüm zaman bilmiyorum. Biraz belki ben iç karartıcı düşünüyorum ama Türkiye'nin çok buna uygun Bu tamamen kamuoyu yani olduğunu düşünüyorum. şimdi şöyle bir durum var. Ben o kadar şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü burada bir sözleşme imzalı takımlarla partnerlik yapıldığı için Riot'la takımlar karşılıklı olarak belirli şeyler istiyorlar birbirlerinden. Riot'ın takımlarının istediği şeyler var. Takımların da Riot'tan istediği şeyler. Ona göre imzalıyorlar. Ona göre takımlar seçiliyor. Yani yok biz akademi takımı kuramıyoruz. Yok bizim şeyimiz yok. Yani orada izleyici olsa da olmasa da 3 yıl boyunca akademi takımı zorunlu olacak. Geçip de bu tarz şeyleri değiştiremezler. Bunu zaten yabancı bir firmayla çalışıp da üçüncü bir firmayla çalışarak da seçtiler bu takımları. Yani eldeki en iyilerini seçtiler. O yüzden o konuda bir sıkıntımızın olacağını düşünmüyorum ama izlenme durumunda da muhtemelen yanlış bilmiyorsam Kuzey Amerika'da da bu arada yayınlanmıyor maçlar. Takımlar kendileri isterlerse kendi maçlarını yayınlar. Bu arada Eren senin sesin gelmiyor abi. Sen konuşuyorsun falan ağzın oynadığını görüyorum ama senin sesin yok. Abi mikrofonumu kapattım ve öyle unutmuşum. Sen Kendimi bayağıdır tebrik ediyorum bu ağzınla arada. oynuyor ama. Evet abi yani şey konuşurken de konuştum bir şeyler dedim. Neyse. Bunun üzerine zaten konuşmak da istemiyorum. Utandım. Devam edelim abi. evet. Yani senin ekleyeceğin bir şey var mı abi? Akademi sistemi çalışıp çalışmamasına için. Ben takımların şu ana kadar gördüğüm akademiye bakış açıları olabildiğince yatırım yapmaya çalıştıkları isimler zaten akademinin mantığına uyan isimler gördüğüm kadarıyla. Yani hiçbir takımda gidip artık yükselmeye ilginde eskimiş yüzlere vesaire gitmiyor. Şu ana kadar en azından ki bu pozitif bir şey. İsmi geçen oyuncuların hepsi bir potansiyel sahibi. İşte West'te bu zamana kadar hiçbir takımda oynamamış veya işte bölgesel takımlarda oynamış ama West'te Challenger seviyesindeki oyunculara falan baktığını görüyoruz takımların ki bu akademinin mantığına oturan bir şey. Bizim yıllardır Diamond 2 Master arasında gidip gelen oyunculardan oluşan bir yükselme Evet, ligimiz doğru. vardı. Bunun yerine takımların 17-18 yaşındaki çocuklara bu riske girerek akademide yer vermesi açıkçası çok çok daha pozitif. O yüzden ben şahsen hemen belki sonuç vermeyebilir. Akademi zaten uzun soluklu bir iş. Ama takımların bilincinde olduklarını düşünüyorum bu durumun. Abi benim hani son bahsedeceğim bir şey çok da vakit almak istemiyorum. Şu şekilde ben Hakan Baş'la işte Supermassive'ın kurucusuyla da bir tanışıklığımız vardı. İşte Türkiye'ye döneceğim zaten Arap'ta da. Yani bir ay sonra Hakan abiyle konuşurken de Hakan abi bir şey diyordu. İşte daha bu işe yeni girdiği zaman zaten onu ikna eden de kaldırın olmuş galiba. Takım kurmaya. Ya o şey demişti hani direkt bana. Biz de farkındayız ama hani yatırım yapıyorsun ve ya onun ilk mesela ilk sene hedefi kesinlikle şampiyonluktu. İlk sene şampiyon olamadıklarında hatta çok sinirlenmişti işte. WhatsApp grubu vardı. WhatsApp grubunda direkt şey yazmışlar. Yani şu an adamın da üzerinden anlatmam hoş değil yani. Sadece şöyle hadi bunu bahsetmemeliyim. Ya sadece şunu diyeceğim. Yani Türkiye'de bu sistemde bazı hadi gelir kaygısı sorunları var. Hadi tabii ki bunu franchise çözecek. Ama hala bu var ekonomik olarak. Ben şeyden korkuyorum yani. Franchise çok güzel gitti ilk sene ama başarı gelmedi. Türkiye'de bir takım iki takım biraz para kazanabildi. İkinci sene
Türkiye'de takımlar takım bulamamaktan korkuyorum. Hani anlatabiliyor muyum? Ya yani 10'dan tekrar 8'e düşmekten ya da bu 10 takımın bazılarının dev olmasından. O sözleşmeler öyle yürümüyor ama. Yani bir takımın çıkabilmesi için belli şartlar gerekir muhtemelen. İşte Abi adam dedi ki slotunu ben kapattım verebileceği dedi. Adam dükkanı ne? kapattık biz battık dükkanı Öyle, öyle, öyle bir kapatıyoruz dedi. şey yok. Yani cezai şartı vardır muhtemelen Bu sözleşmelerde arada zaten. şöyle Çünkü bu söyleyeyim. bir Pardon seni böldüm. Öyle bir şeyin olması imkan yok. Çünkü şeylerde Riot'ın istediği şeyler arasında yurt dışında da Türkiye'de de şeyler olması lazım. Bütün planların batsa bile ikinci planın ne? Finans 2-3 senelik senden finans şeyleri de istiyorlar. O yüzden aslında takımın batmak gibi bir ihtimali yok yani. 3 sene boyunca batmayacak insanları alıyor oraya. abi yani hadi bir şeyler oldu, eksi yazdın ama çekilme şansı sadece belli şartlar altında mümkün olabilir muhtemelen. Dediğim gibi cezai şartı vardır bunlar. Hani bu bir çocuk oyuncağı değil. Bu bir bunu bir ortaklık yani bu bir ortaklık yani. Düşünsene ben gidiyorum diyorsun kafana göre. Bir adamla beraber şirket kurdum. Bu böyle bir şey zaten. Ben gittim dedim ki işte X arkadaşımla işte adı Mehmet. Gittim şirket kurdum. İlk sene eksi yazdık. Hadi ben çıkıyorum. Hiçbir şey de yok, ödemiyorum. Cezai şartım yok, bir şeyim yok. Hadi eyvallah. Böyle bir şey yok. Ve ortada böyle büyük bir yatırım da varken açıkçası bir takımın kafasına göre çıkabilmesi ve bu sistemin bir anda çökmesi mümkün değil. Teknik olarak mümkün değil. Hukuken mümkün değil. Söylüyorsun da ben şey hani başka vakit almadan şey yapıyorum size selam söylüyorum. Daha önce de hani yazmıştım da ben işte bu işlerle bayağı ilgileniyorum. Şu an burada Amerika'da da bu tarz e-spor kulüpleriyle falan ilgiliyim. Yazmak hani konuşmak isterim bu konu hakkında yani şey olarak da olabilir. Yani stajyer de olabilir. Ben yani bir yandan da Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Hani genel olarak bu işleri takip ediyoruz. Orada da bir kulüp var işte bu hatta şey ödülleri veriyor, bilişim ödülleri veriyor her sene. Yayıncıları, bazı sunucuları falan getiriyorlar. Başarmak için bence büyük adımlar atılması lazım. Ben de işte onun peşindeyim biraz. İnşallah İyi günler, iyi istediklerin olur. akşamlar. Teşekkür ederiz Bize katıldığın için. katıldığın için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, ikinci konuğumuz İstanbul'dan Gökhan. Onu da alıyorum şimdi. İstanbul'dan Gökhan. Ha, Gökay. Gökhan ne ya? Gökay. Gökay. Yanlış. Ha, Gökay Gökay. ünlü mü? Bizimki Gökay mı? Gökay önüne. Evet. Aldım. Onu alamadım. Niye alamadım? Aldım evet. Hoş geldin Gökay. Hoş Hoş geldin. bulduk. Hoş bulduk. Ne İlk haber? önce iyiyim, siz nasılsınız? İyidir. Benim ilk önceki sorum Bahçeşehirspor Massive'in Frozen'ın transfer edileceği konuşuluyor büyük ihtimal. Sizce Frozen gene Bahçeşehirspor Massive'e gelse gene o dominantlığı görebilir miyiz GBM'den sonra? Ben ya açıkçası bu yine bu ligin seviyesinde bir oyuncu bu üstünde pardon bir oyuncu Frozen ama yani Frozen GBM seviyesinde bir dominantlık bence getirmez. Bu hani, geçen ya şey, Üç Kuvvet'te de söylemiştim. Birazcık tepki falan da almış ama yani Frozen öyle oynayan bir oyuncu değil. Frozen koridorunda böyle 50-60 ses farkı atıp 5-6 kere rakibini kesen vesaire bir oyuncu değil. Frozen o etrafında oynandığı zaman size yavaş yavaş oyunu kazandıran bir oyuncu. Ve açıkçası bütün kaynakları kendisinde toplanmasına da gerek yok. Bir üstünlük alırsa etrafına yayıyor bunu. Bu Bahçeşehir Sporması için elinizde Zaid Not varsa harika bir plan. Eğer tek yani bu kadar tehdidin az olduğu takımlar şu an açıkçası bence birazcık problemli takımlar oluyor. Oyunun şu an şöyle bir durumunda. O yüzden Frozen'dan daha ziyade eğer tabii maddi biraz evvel de konuştuk maddi durumlar nedir bilemiyoruz. Biraz daha koridor hakimiyeti yüksek çok daha büyük baskı oluşturan farklı bir oyuncu gidilemez miydi? Özellikle bir de Frozen'ın da sağlık problemlerinin olduğunu söylemişti Taldir'in. Böyle bir ortamda ne kadar doğru bir transfer olur birazcık şüpheliyim ama ne olursa olsun Frozen bu abi. Yani ne vereceği size çok belli bir oyuncu. Aşağısını alamazsın. Belki seni buraya getirmeyebilir en azından Bahçeşehir Sporması ve Dünya Şampiyonası hedefi vesaire olduğu zaman. Ama bunun altında da düşülmez. Arada çok küçük bir boşluk olur yani. Ha belki şeye yarayabilir. Frozen'ın olmasının bir avantajı şu olabilir. Frozen koridorlara yardım etmeyi seven
Diğer oyuncuları şey yaptığı için belki Fabregas taşıyıcı oynadığında takım geriye düşmez. Çünkü Dünya Şampiyonası'nda Fab taşıyıcı oynadığı zamanlarda aslında kötü, Wunder'e karşı bile kötü bir performans sergilemedi. GBM çok ağır düştüğü için Fab'ın performansı da geride gözüktü. Öyle bir durumda belki Fabregas'u da birazcık ön plana çıkarabilir öyle bir şey. Sadece Fab'ı değil, Stomage'de de öyle. Aynen. GBM bütün şeyi istediği için, özellikle yaz mevsiminde bütün olayı üzerine istediği için Stomage bütün mevsim boyunca ikinci seviyede baskın falan atmak zorunda kalır. Frozen'a bunu yapmanıza gerek yok. Mesela Stomage'in performansını da yukarıya çekebilir bu. Kesinlikle. Yani Ama dediğim gibi yani ben daha düzenli, hani böyle trollemeye çok müsait bir takımdı geçtiğimiz yaz. Yazın özellikle Başakşehir Sporması orta koridor. Hatırlayın bu Zoe Yasuo eşleşmesinin olduğu Fenerbahçe maçını. Fenerbahçe'nin kazandığı. O maçın 6 fark 8 bin falandı. Ay ya, şaka gibi bir üstünlüğü falan vardı yani GBM'in. Öyle inanılmaz üstündü. Ve ne oldu abi? Trolledi. Trolledi yani. Bari trolledi mesela o maç. Çünkü eğlenmek istedi o maçta. Frozen'da bunu yaşamazsınız. Bu da Zeitnot'u çok daha fazla oyun içinde tutar muhtemelen. Çünkü Zeitnot bunlardan çok fazla etkilenen ve rahatsız olan bir oyuncu benim bildiğim kadarıyla. Belli şeyler getirebileceği çok fazla şey var tabii ki. Ama tek şüphem dediğim gibi oyun daha fazla, daha net tehditler. Supermassive'de en büyük tehdit Zeitnot ve onun seviyesinde tehdit oluşturabilecek başka bir oyuncu yok. O yüzden lig için yeterli olabilir ama bir noktaya gelindiğinde, işte MSI'ye gidildiğinde veya Worlds'e gidildiğinde sanki yetersiz kalınabilirmiş gibi hissediyorum. Belki de yanılıyorum. Bilmiyorum. Umarım da yanılıyorumdur. Hani eğer onlar giderlerse başarılı olurlar umarım. Worlds'e. Peki bir de tabii Frozen'ın yanına bir de Kuzan'ın transfer dedikodusu vardı. Kuzan mı Supermassive mi? Neden? Hayır, Supermassive mi? Frozen mı? Neden? Kuzan daha iyi bir Can tercih sence? olur. Kuzan daha iyi bir tercih olur. Yani nedenleri? Mesela Kuzan'ın oyun biçimiyle Frozen'ın oyun biçimi nasıl? Abi şimdi Nasıl şunu bir etki yani? kabul etmek lazım. Frozen LCK seviyesinde. LCK'nin hatta şu gün olduğundan daha kötü olduğu dönemlerde bile Koko'nun arkasında kalmıştı işte. Frozen hiçbir zaman LCK'de şey oyuncusu olmadı. Düzenli ilk 5 oyuncusu olmadı. Belli dönemlerde forma buldu ama hiç çok ön plana çıkan, işte fark yaratan bir oyuncu olmadı. Ama Kuzan'ın oldu abi. Kuzan'ın Jhinehir dönemi falan. Kuzan'ın önünde çok iyi bir oyuncu olmasa Humble Life'da da oynardı. Kuzan'ın şanssızlığı gerçekten önünde çok iyi bir oyuncu olmasıydı. Zaten o komitede çok konuşulan bir şeydi. Yani Humble Life'da Kuzan'ın birazcık açıkçası çürüdüğünü, çünkü önünde gerçekten ya kendisinin de çok iyi oyuncu olmasına rağmen önünde daha iyi bir oyuncu olmasına kaynak var. Ama Kuzan'ın Jhinehir dönemi mesela oldukça iyiydi. Yani kağıt üzerinde Kuzan GBM'den de daha iyi bir oyuncu. Frozen'dan da daha iyi bir oyuncu. O yüzden buraya geldiğinde hemen hemen herkese karşı ciddi fark yaratır. Ha, buraya gelebilir mi? Çok ihtimal veriyor muyum? Vermiyorum ya. Ya NA'ya gitmesi falan çok daha muhtemel gibi geliyor bana. NA NA'de ya da EU'ya yalnız özellikle. şey kalmadı. Oyuncu yani Orta koridor kalmadı mı hiç? Tam düşünmedim kalmadı ama ya. onu. Bütün takımlar doldu galiba. Herkesin kadrosu belli. Neredeyse. Sanki Çok tamamının değil gibi geldi bana. Echo Fox'un mesela orta koridoru belli değil şu an diye muhtemelen hatırlıyorum. Phoenix'i gidip alacaklar. Onlar zaten bütçe kısıtlı için Kuzan gibi bir oyuncuyu Yani getirtemezler. olabilir. Yani neyse, ben yine de ne olursa olsun EU'nun falan da hala boş orta koridoru olmayan takımlar var. O yüzden ben açıkçası EU'ya gidebileceğini EU'da ya da varsa yerde NA'ya gideceğini düşünüyorum. Yani Kuzan'ı buraya getirmek kolay olmaz çünkü özellikle bu kadar fırsat varken şu an dünyada. yani bilmiyorum. Şu anda Korelileri çok üst seviye Koreli değilse NA veya EU'yu alacaklarını düşünmüyorum ben. Çünkü NA veya EU'da artık işler biraz daha değişti yani. Adamlar çünkü Crown gibi Abi. oyuncuları getiriyorlar. O yüzden. Abi şu Crown'un şu halinden daha kötü oyuncu bu Kuzan, ondan emin değilim mesela. Son halinden Crown. Abi eski Crown hani Crown yetenek olaraktan İsmi dünyanın var. yetenek olaraktan dünyanın en iyi mid lanerlerinden biri sonuçta. Tekrardan şeyine gelirse sıkıntısı olacak bir oyuncu değil yani. Bu arada umarım gelir. Kuzan çok büyük fark yaratır. Ben Kuzan'ı çok 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 beğendiğim bir oyuncu yani. Hem mesela Frozen'ın yaptıklarıyla GBM'in yaptıklarını bir arada toplayabilecek bir oyuncu Kuzan. Evet, daha etkili olur en azından burada. Ondan eminim.
Aynen öyle. Peki teşekkürler. Benim sorum buraya kadardı. Sıradaki arkadaş gelsin. Teşekkürler Gökhan. Biz teşekkür ederiz katıldığın için. Sıradaki konuğumuz Amasya Merzi Fondan Umut Eskiti ve Faker hakkında konuşmak için geliyor. Bir dakika. Tamam, tam yerine geldin de. Merzifon Samsun'a bağlı değil mi ya? Onu ben bilmiyorum şimdi. Hemen alalım konuğumuzu. Hemen konu Ve bu alalım, soruyu sen onu da sormak istiyorum. konuşursun. Samsun'a bağlı değil mi ya? Merzifon bizim arabamızı arızalanmıştı orada. Ben de Giresunluyum. Yoldan dönüşte. Evet. Ya. Hoş geldin Umut. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sesim iyi geliyor mu? İyi geliyor. Gayet iyi. Ben sana soru soracağım şimdi bu sefer istisna olarak. Sen bize sormayacaksın. Merzifon Samsun'a bağlı değil mi? Merzifon yok ama şeye bağlı. Amasya'ya mı bağlı? Nasıl ya? Evet. Çok şaşırdım. Çok şaşırdım şu an. Neyse. Adam Neyse, tamam, sorunu orada alabilirsin. yerlisiyle bile nereye bağlı diye tartışıyorsun Tartışmıyorum abi, şaşırdım sadece. ya. Her Evet. neyse. Şimdi Eren abi, ben hep Aral abiden dinliyordum. Ya Aral abinin sanırım eski içi sevmediğini düşünüyorum. Çünkü hep, ya ne bileyim, hep hatalarını, ya nasıl desem, eksiklerini söylüyor. Sen de bir eski iti fanısın. Güzel bir şey diyeceğini umaraktan soruyorum. Şimdi eski iti geçen sene, ya Blank vardı, Tal vardı, Faker vardı, Bang ve Wolf vardı. Bang kış mevsiminde çok iyi gördüm ben onu. Ama yaz mevsiminde evet o kadar iyi değildi. İkinci yaz mevsiminde de Faker oynatmadılar. Garip garip sorunlar oldu. Bengi ve neydi onun ismi? Pumand muydu? Galiba öyle, evet. Şey O mi? şey. Ha, koçlar. Ha. Koçlar, Kuman. evet. Tam oraya şey, o seçim ekranına falan onlar geliyordu. Şu anki SKT'de çok büyük bir yetenek artışı var gördüğün kadarıyla. Wolf geçen sezon çok kötüydü. Mata geldi. Sonra işte Teddy geldi. Daha iyi bir Bank'ten bilmiyorum da yani. Pek Teddy izlerken Jhinier'in maçlarını izlemezdim genellikle. Sadece SKT maçlarını falan izlerdim. Dediğine göre Teddy yani daha iyi bir oyun sonu kedisi. Taru geldi. Erken oyunda daha agresif. Sonra Kaan geldi. Tal ve Kaan matchuplarından da gördüğümüz gibi Kaan yani çok fazla yetenek artışı var ve Kore'de çok fazla değişiklikler oldu. Neredeyse hiçbir takım oturmadı ama gene normal oyuncular var ama çoğu takımlar oturmadı. Yani ne görüyorsun? Yani nasıl olur? SKT'nin hali falan. Ya SKT tabii geçen senenin üzerine belli ki yatırım yapmak istemişler yani, çünkü Evet. o çok kötü geçti sezon. Bengin ayrılmasının sebebi kendisi bu arada. Yani çok bariz şekilde SKT onu tutmak, kendisi kalmak istese zaten Bengi orada devam edecekti, ama bugün Invan Global'da bir röportajları yayınlandı Wolf'la beraber ve açıkçası ne kadar yorulup yıprandıklarını anlatmışlar. Gayet iyi bir şekilde anlayabiliyorsunuz ve artık Bang bunu daha fazla yaşamak istemiyor belli ki. Birazcık da yeterince kazandık, birazcık da şey yapalım, parasını ve cefasını çekelim, yaşayalım şeklinde Amerika'da düşünüyor belli ki. Yani şöyle söyleyeyim, tek tek oyunculara bakarsak yeni sistemi, bu yeni oyuna çok daha rahat adapte olabilecek, çok daha agresif, çok daha fazla, biraz evvel bahsetmiştim sürması için, çok daha fazla tehdit oluşturan bir takım olacak şimdi SKT. Evet. Her pozisyonda tehdidi var bu takımın. İşte jungler'ları dahi çok ciddi carry potansiyeline sahip. O yüzden potansiyelinin sınırı yok bu takımın. Ha, ben açıkçası o sezon 6 ve 7'de, özellikle sezon 5 ve 6'daki, 7 yanlış söyledim, sezon 5 ve 6'daki herhangi bir takımın o kadar dominant olabileceğinden şüpheliyim açıkçası. Ondan dolayı yani şu an bir takımı, işte SKT'nin şu kadrosunu falan doğrudan şampiyon yazmak çok doğru değil. Çünkü oyun artık o kadar stabil değil ve bazı şeyleri çok iyi yapan takımlar otomatik olarak, SKT mesela, yaptığı işte kusursuzdu ve bir noktada onları yenmek imkansız gibi bir şeydi. Artık değil abi. Artık değil. Şu oyun çok daha büyük karmaşa ve kargaşa içerisinde oynanıyor. Bundan dolayı da takımlar arasındaki ya küçük nüanslardan kaynaklı olarak oyun diğer takımların, daha kötü takımların, daha az yetenekli takımların vesaire maç kazanmasına olanak veriyor. Daha az yetenekli Bundan dolayı da takımların ben maç açıkçası kazanması. Yok, güldü yani orada. daha az yetenekli diyeyim, veya işte
çok da o zaman kadar stabil değil oyun. Her neyse. O yüzden ben bu kadroya hiçbir şekilde açıkçası ne şampiyon ne dünya şampiyonu vesaire, dünya şampiyonuna gider direkt olarak vesaire falan bile demem. Ama kağıt üzerinde şu anda yine 3 kadrosundan bir tanesi abi. Evet. Hatta 4 diyeyim. KT kadrosu da iyi. KT, Afrika ve Genji ile beraber gerçekten çok iyi nüveye sahip bir kadro. Belki firepower anlamında, takımın yetenek anlamında diğer takımlardan daha bile, diğer 3 takımdan daha iyi bile olabilir. Ama dediğim gibi taşların yerine oturması ve bu yani çok farklı ve üzerine takım, eski sistemlerde üzerine takım kurulabilecek oyunculardan kurulu bir yapı olacak. Bunları bir araya getirmek kolay değil. Bu kadar fazla yeteneği bir arada da oynatmak kolay değil. Bunu basketbolda falan da, geleneksel sporlarda da gördük. Bu kadar fazla yeteneğin yanına yan parça eklemeniz gerekir birim alabilmeniz için. Ama şimdi SKT 4 tane, özellikle 3 tane inanılmaz yetenekli. Bir tane tecrübeli oyuncu ve Neysek'in nişancıları bence bu takım içerisinde biraz daha küçük role ve oyun sonu nişancısına dönüşebilecek bir oyuncu ki işler rayına oturacaktır o noktada şahsi kanaatim. Ama dediğim gibi kesin bir şey söylemek güç. O yüzden Aral da hani negatifleri görüyor. Onun olayı o. Negatifleri görür. Ama evet. O da bu kadrodan oldukça heyecanlandı ya, merak etme. Bu kadro hepimizi heyecanlandırıyor ama bu kadronun benzerlerinin patladığı yerler gördük. KT falan var. Evet. Şu kadroda mesela Haru'nun ne kadar dengesiz bir ormancı olduğunu biliyor. Dünya şampiyonasında gördük yani. Tamam, koridorları şey kadar iyi değil. SKT kadar iyi değil, koridorları yoktu ama bence Kuve Kan'dan daha iyi bir oyuncu. Kesinlikle de yani performans üst seviyesi Kan'dan daha iyi olan bir oyuncu. Doğru zamanda daha iyi oynayabiliyor. Dünya şampiyonasında iyi oynadığını düşünüyorum Kuve'nin. Klit daha bu sene çıktı. İşte JD Gaming'de sadece bir mevsim var. Evet, çok iyi bir mevsim geçirdi. Ama dünya şampiyonasına gelemedi. Haro mesela, Haro ondan daha iyi bir ormancı olduğunu gösterdi. Şeyde. Abi, Haro ondan yapma da be. Abi. Haro ile şey, Haro ile scout taşıdılar abi. Scout'la Haro taşıdılar şeyi. Gauntlet'ta bu yani arada. Gauntlet'ta. Abi Klee'de bütün LPL analistleri falan sezonun en iyi jungler dedi ya. Abi yani Haro'da, yaz mevsiminde. Haro'nun dünya şampiyonası performansını falan da görünce ben Haro'nun bayağı iyi olduğunu düşünüyorum. Onların sıkıntısı abi, Haro, diğerleri. Haro tartışma, Haro tartışması değil. Önemli zaten. Haro zaten çok Haro iyi zaten bir oyuncu. Klidit sadece kendini ama daha kanıtlamış bir oyuncu değil. Onu diyorum. Hani yani Klidit ne yapacağı belli evet değil. Mata'nın belli. Ben şu anda negatiflerini şey yapıyorum kadronun. Faker anlaşması zor bir insan. Kan belli şeyleri oynayabilen bir insan değil. İşte gidip çok at harcında tank oynayabildiğini görmedik. Yani şey, flex bir oyuncu değil. Desnek bir oyuncu değil. Yanında aynı zamanda Mata ciddi Mata'nın çok ciddi kişisel olaraktan çatışma yaşadığı bilinen bir gerçek. Herkes söylüyor. Mata ile oynamış herkesin ciddi kişisel tartışmaları oldu ve Kate'in 2 sene boyunca muhtemelen yükselememesinin sebeplerinden biri. Mata yanında çok önemli şeyler getiriyor. Ama Mata'nın bir oyun tarzı var ve takımın onu oynaması gerekiyor. Yani Mata'nın genel halinden, tavrından belli olan bir şey ki şeyde sezon 5'te olmasın. Sezon 5'te takımı istediğini yapmadı ya, trollemiş bir oyuncu yani Mata. O kadar abi, bunu, gergin bunu biri. Ek yapayım ama kariyeri boyunca Koma'ya karşı inanılmaz bir saygı beslediğini hep sürekli olarak söylemiş ve Koma ile çalışmak istediğini çok belirtmiş bir oyuncu Mata. Bu sefer Koma ile çalışmak için fırsat yakalayacak. Sanki SKT ortamında Koma'nın olduğu bir noktada o moda girmez gibi geliyor bana. Yani olabilir, olabilir de olmayabilir. Ben sadece negatiflerini söylerim ama bu kadro hepimizi heyecanlandırıyor. Muhtemelen SKT'nin de şu an kadar kurduğu en yetenekli oyuncular olduğunu düşünüyorum ben. Hani ben de. Daha önceki kadroları hani sezon 5'teki muhtemelen kurdukları en iyi kadro olacak. Onun kadar iyisini muhtemelen hiçbir zaman kuramayacaklar. Ama bu abi kurulduğu anda hani oyunculara baktığında kağıt üzerindeki en iyisi bu. Sezon 5 kadrosu kurulduğu zaman sezon başında hiç, bir sürü soru işareti sadece vardı. Sadece Marin yani vardı abi. Abi Marin de kanıtlanmış bir oyuncu değildi ya, ki o zaman. Marin'in yani kanıtlanmış sadece şeyi vardı. Solo Q'nun top lane faker deniyordu. Hani. Aynen. Şeyde, şeyi oydu. İşte Bengle, Wolf'da, Najin'de falan oynamışlardı. Hani potansiyel vardı ama kendini kanıtlamış vesaire oyuncular değillerdi yani. O yüzden ve sezon sonuna gelindiğinde tabii öyle bir başarı elde ettiler. Bir de dünyanın geri kalanı o sezon çok da iyi değildi. O yüzden sanki o kadro şeymiş gibi, yetenek bazında gelmiş geçmiş en iyi kadroymuş gibi göze alınıyor. Yani insanlar öyle bakıyor ama öyle değildi.
Yani belki en başarılı takım olabilir. Belki de en iyi tasarlanmış, en düzenli takım olabilir. O takım gelmiş geçmiş ama en yetenekli kadro değildi. Değil. Ama tasarlanmış da olmayabilir abi. Belki böyle bir araya getirdiler ve çalıştı yani. Bir şekilde çalıştı. Belki de bazen abi, de öyle olması gerekiyor yani. Bilemeyiz canım. Onu bilemeyiz ama yani parçalar yan yana çok çok iyi verim verdi. Evet, gayet güzel bir kadroydu. O zaman senin sorularını cevaplayabildik mi? Evet, son bir sorum daha var Eren abi. Benim gördüğüm Faker'ın en yüksek çıtası Worlds 2017'de oynadıydı. Sence sezon 8 rookie mi veya sana göre performansını en üste koyduğu zamanki Faker mi? Abi Faker'ın çıktığı seviye birazcık daha farklı ya. Sadece bu arada 7 için de söyleyemem ses falan da saçma sapan bir... Ama bir de sezon üçte rakipleri o kadar kuvvetli miydi onu tam olarak tartamıyorlar aslında. Sorun da bu. Çünkü sezon 3'te dalga geçe geçe yeniyor abi. Ya oyuna Faker yeni bir çıta yani koydu. O yüzden bence en iyi performansı dolu sene sezon 3'tü bence. Sezon 7 ama, değildi. Ama sezon 7 abi böyle çatıdayan bir binayı tek başına ayakta tutmaya çalıştı. Huni'nin de katkıları var tabii. Hakkını yiyor. Evet, herkes Huni'nin hakkını yiyor ya. Ben hep savundum biliyorsun. Geçen seneden beri. Misfits'i yendiler. Huni sayesinde yendiler bu arada. Aynen öyle. Huni yerinde başka bir oyuncu olsa Misfits'i yenemeyecekler. 3-1 yeniliyorlardı Misfits'i. Neyse. Yani sezon 7'de o binayı ayakta tutmak çok kolay bir şey değildi ama yani epik, destansı bir oyun oynadı o sezon 7'de de. Böyle bütün arkadaşlarını böyle yangından omuzunu alıp çıkarır gibiydi yani finale kadar. O yüzden çok zor ya seçmesi. Ama sezon 3 dünya şampiyonası ile sezon 7 dünya şampiyonası benim şeylerim. Zirve noktalarım. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Bu arada Galatasaray maçını yan taraftan açık. Rahat bulun arkadaşlar. Ney, sen çalışırken yan tarafta maç mı izliyorsun? Çok ayıp Eren. Abi sen beni nasıl ders çalıştığım, nasıl mezun olduğumu bilmiyorsun. Yayın ederek mi? Ders çalışıyorum, arkada sürekli yayın dönüyor. Ders süremi uzatabilmek için. Aksi takdirde sıkılırım, bırakırım yani. Yani öyle mezun oldum. Aferin, aferin. Senden nasıl avukat olacak? Olduk abi. Daha olmadın, dur, daha stajların yok. Neyse, ben Uruslu'yu tamam. O da avukatımızı. Evet, bir sonraki konuğumu alacağım şimdi. İstanbul'dan Uğur Uslu, e-sporculara yapılan sansür ve eğitim hakkında konuşmak istiyormuş. Hoş geldin Uğur. Sesim geliyor. Merhaba. Geliyor. Hoş geldin. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Şunu belirteyim, hiç daha önce herhangi bir yayıncının ya da kanalın canlı sohbetine bağlanmadığım için ufak çaplı bir heyecan olabilir. Onun özrünü dileyim şimdiden. Önemli değil. Kendi aramızda konuşuyoruz yani. Evet. Düşünme, yayında olduğunu düşünme. Bizimle konuşuyorsun sadece. Skype konuşması yapıyoruz gibi düşün. Tamamdır. Nefes alma sesi vesaire gelirse aralarda mikrofonu mutlarım söylerseniz. Yok, tamamdır. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu an bir sıkıntı yok. Benim aklımda 3 konu vardı ama bir diğeri çok böyle konuşmaya değer olarak görmedim ben de, o yüzden 2 konu var diyeyim aklımda. Birincisi, hani bunu eleştirmek için söylemiyorum ama veya siyasi herhangi bir şey de söylemek istemiyorum. İnternetimize bir sansür uygulanıyor malumunuz. Bu sansüre bazı Riot'ların Twitter hesaplarından tepki gösterdiğini gördüm. Elvin'in bağlanması üzerine bu biraz denk geldi diyelim. Daha sonra bunu yapan arkadaşların da, Riot çalışanların da Elvin'de ceza veren ekipten olduğunu biliyorum diyelim kaba taslak olarak. Şimdi örnek oyuncu olmaları adı altında bu adamları yani resmen sansürlerken bu insanlar, aynı zamanda internete uygulanan sansürleri de eleştirmesi biraz, hani en hafif tabirle bence ikiyüzlülük. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında ve oyunculara böyle bir sansür uygulanmalı mı sizce? Abi şimdi birincisi, Elvin'de bir sansür uygulanmıyor. Bu bir sansür değil. Şimdi Elvin'in kendi bir yayıncı olarak küfür kullanmasında hiçbir sakınca yok. Geçen de Dumpy bunun hakkında bir tweet attı. Bu sistem nasıl işliyor? Ki Elvin zaten uzun süredir aslında bakarsak bu şekilde hareket ediyor. Ama ne zaman ceza aldı? Elvin bir takımla görüştü. Muhtemelen anlaşma noktasına gelindi. Elvin de hakkında Riot Games'e bir problem var mıdır diye soruluyor. Ve bunun üzerine bir ceza veriliyor. Şimdi
Peki neden ceza veriliyor abi? Şey hep konuşuluyor işte. NA'de oyuncular sürekli küfrediyor falan. Bizde niye böyle değil? Bir abi kültür farkını unutmamak lazım. İki, NA'deki oyuncular kendi aralarında birbirlerine yapıyorlar. Gidip Riot Games'e veya kuruluşlara, kurumlara saldıranını görmedim ben. Böyle bir durumda. Bu araya girmek lazım. Abi o da var. Üçüncüsü, şimdi bizim ülkemizde zaten durum ne kadar hassas. İşte e-spora yaklaşım henüz daha oturmadı. İşte asosyal nesil yetişiyor falan diyenler var. Bir de düşünsene, e-sporcu olarak Elvind işte sövüyor bilmem veya X bir oyuncu fark etmiyor. Sövüyor, ediyor falan. Yeni e-spora başlayacak oğlunun, çocuğunun başlaması niyeti olan bir aile bunu görüyor. Böyle bir ortama sokmak istiyor. Yani bizim yaşantımızda böyle bir şey mümkün değil. Artı böyle bir toplumuz biz. Bu şu an bir şey oturtmaya çalışıyoruz değil mi biz? Partnership geldi ve burada yeni bir sistem oluşuyor. Ve biz buraya ne çekmeye çalışıyoruz abi? Yatırımcı çekmeye çalışıyoruz. Para getirmeye çalışıyoruz. İşte sponsor getirmeye çalışıyoruz. Ve bu oyuncular bu sistemin birer parçası. Bu sistemin hatta en önemli parçaları. Ve burada abi bizim toplumumuz bazında örnek bir profil çizmeleri gerekiyor. Maalesef bu böyle. Bir de yani, pardon Eren. Söyle. Ya bir de bu sene şöyle bir şey oldu. En büyük örneği toksik oyuncuları bir anda elediklerini gördük. Bakın ULCS'teki yani yeni adıyla LEC'nin bak Jilius, Amazing gibi oyuncular şu anda takım bulamıyorlar. Ve sebebi ne? Bu oyuncuların toksik olduğu. Twitter sadece hani takım içerisinde bilmiyoruz nasıl bir ahlakları olduğunu ama sadece Twitter'daki sivri dilliklerinden bile bu da oyuncular takım bulamadılar şu anda. Yeteneksiz oyuncular oldukları için değil. Final falan oynamış oyuncular bunlar. Bu tarz oyuncular yavaş yavaş eleniyor zaten. Takımlar da istemiyorlar. Kimse toksik birini, yani küfür eden bilmem ne birini yanında istemez. Yani o kadar rahat her yerde küfür edebilecek bir insan. Sana takım içerisinde küfreder, birbirine girersin. Biri alıngan olur, bir şey olur. Yani bu normal bir şey değil. Evet, arada şakalaşmak için yapan takımlar var. G2 yapıyor bunu bilmem ne ama adamlar onlar bile yaptığında çoğu zaman ciddi yurt dışından tepki alıyorlar. Perks bir şey dediğinde sürekli tepki alıyor. Uzun bir süre boyunca Perks dediklerinden dolayı bir sene falan boyunca MSI'da başarılı olana kadar kimse Perks'ü sevmiyordu. Demek ki neymiş? Bunu yapmanın belirli bir seviyesi var. Double Lift'in yaptığı gibi herkes çöptür. Ben iyiyim, herkes çöptür demek gibi. Bunları yapıyorlar zaten bu sene Closer ve Armut Broken Blade üçlüsünde gördük ne kadar birbirlerine saldırdıklarını, neler yaptıklarını. Bence uygun bir seviyede yapıyorlardı. Daha fazlası abi, küfür etmek bilmem ne falan. Yani Elvin birazcık işi abarttığını düşünüyorum. Aynen. Yani Elvin yakın tarihte başına geldiği için örnek göstermeye, Elvin'den bağımsız konuşuyorum tabii ki de. Abi yani şimdi Elvin'in veya işte daha önce aklıma gelmiyor. Yani Elvind abi şimdi bir iki ufak küfür vesaire falan değil bu. Yani maalesef sıralıyor. İşte ben de ya açıkçası Elvind'in yayınlarını sevmiyor değilim. Birazcık eğlendiriyor beni de. Ama yani bu iş bir bu bir oyun değil abi. Bu bir iş ilişkisi. Bunu unutmayın. Siz şimdi bir iş yerindesiniz. Bir iş yerinde bir holdingle çalışıyorsunuz. Bir şirket, büyük bir şirkette çalışıyorsunuz. Burası büyük bir şirket. Riot Games ve Vodafone Freezone şampiyonlukla artık bir şirket ve büyük bir şirket abi. Büyük bir şirketin çalışanıysanız hal ve hareketlerinize maalesef dikkat etmeniz gerekiyor. Atıyorum ben X bir şirkette çalışıyorum ve çok büyük bir şirket, dışarıda bir görüntüm kaydedildi. İşte atıyorum dışarıdan birine ana avrat sövüyorum, küfrediyorum, işte hareketler yapıyorum falan filan ve bu şekilde atıyorum patronum bana denk geliyor orada veya bir görüntüsü gidiyor. Şimdi o adam beni işte tutar mı? Yoksa çıkarır mı? Ben böyle bir adamı çalıştıramam. Yani çıkarır. Çünkü ben o şirketin yüzüyüm abi. Maalesef maalesef bu işler böyle yürüyor. Yani bu bir iş ilişkisi. Artık bu oyuncuların da bunun bilgi birikimine sahip olması gerekiyor bu işlerin. Mesela Taldırın bu konuda çok güzel bir örnek. İşte kariyerinin nasıl şekillenmesi, işte bu emekli olduktan sonraki hayatı vesaire de düşünen çok az oyuncu gördüm. Bu bir imaj, burada imaj inanılmaz önemli. Taldırın geleceği hakkında endişe ediyor ve bu yüzden mezun olmak istiyor. Birçok oyuncunun mezun olacak, üniversite okuyacak, okuyacak şeyi yok, okumamışlar. Ve bu durumda kötü bir imaj çizersen abi,
kariyerinin geri kalanında mezun olduktan sonra bu sektörde kendine bir şey bulamazsın ve bu sektör senin tek umudun. Çünkü başka etkin olduğun herhangi bir şey yok. Ve atıyorum bundan 30 yıl sonra 45 yaşına geldiği zaman şu anki oyuncular o kadar izlenmeyecekler. Ve bir noktada farklı şeylere ihtiyaç duyacaklar yani. O yüzden daha geniş kapsamlı düşünülmesi gereken bir şey bence bu. Ve bir oyuncu bu kadar abartı şekilde kültürel bazı doğrulara aykırı hareket ediyorsa cezalandırılması ve iş ilişkisinin olduğu bir ortamda bunun yapılması ayıplanmamalı. Riot Games'in, ben de Riot Games'de çalıştığım için bunu söylemiyorum. Gerçekten samimi olarak bunu size söylüyorum. Bunun yapılmasında absürt bir durum yok ki Riot dediğim gibi bir takımla çalışma imzalayacak noktaya gelindiği için zaten böyle aynen bir ceza veriyor. İmzalamayacaksa, ligde Elvind yer almayacaksa istediğini yapsın. Şöyle söyleyeyim. Ben tanıştım ki buna diyor. Eren de girmiştir muhtemelen. Hep herkes, ben koçluğa başlarken de girmiştim. Herkese bir behavior check yapıyorlar. Oyunda bile kontrol ediyorlar. Sosyal medya hesaplarını kontrol ediyorlar. Ondan sonra seninle sözleşme imzalıyorlar. Artı şöyle de ekleyeyim. Elvin'in Twitter takipçi sayısı 47 bin. LoL Espor'un takipçi sayısı 58 bin. Yani demek oluyor ki neredeyse LoL Espor izleyen herkes Elvin'i takip ediyor. Ve bu LoL izleyenlerin çoğunda 18 yaşından küçük olduğunu düşünün. Ve sonra bu çocuk evde gidiyor, Elvin'in yayınını açıyor. Annesi babası görüyor ondan sonra. Böyle çocuğu izlediğini görüyor. En çok takıldığım şey de bu ya. Mesela Elvin'i izleyip kötü örnek oluyorlar vesaire lafla. Ama solukçunun da hali ortada Türkiye'de yani. Küfür dönmeyen kaç tane oyun var? Şimdi buna bir şey yapılmıyor dersen anlarım. Ama yapılmaya yani, çalışılıyor. Bu çalışıyor abi, ama eksik kalıyor gibi biraz. Abi tabii ki ama bunun ne kadar geniş bir sistem olduğunu ve geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini bazen bence gözden kaçırıyoruz. İşte şöyle yani bir durum var. Çözülmesi ve her tarafın memnun edilmesi kolay bir şey değil. Yani bir de şöyle bir durum var. Sen yayını izliyorsun. Şimdi oyunun yayınını izliyorsun. Elvin de Fior oynarken görüyorsun. Ben de oynayacağım diyorsun. Elvin Fior oynarken ölüyor. Biri ona laf ediyor. Elvin de ana bacı küfür etmeye başlıyor. Şimdi bu çocuk gördüğü idolünün bunu yaptığını görünce kendisi de oyunda bunu yapıyor. Yani. Bu çok basit bir şey. Eğer ki Elvin bunu yapmasa. Çünkü küçük yaştaki çocuk bunu örnek alıyor. Hani bu ya film izlemek, ya film izleyip de öğrenmek de aynı şekilde de ama hani bazı yerlerde bu sonuçta çocuk adam bunu Elvin bunu gerçek hayatta şey yapıyor. Film gibi kurgu bir şey değil yani. Adam orada kurgu olmayan bir durum var sonuçta. Şunu da söyleyeyim. Bu sadece Riot Games'in yaptığı bir şey. Geleneksel sporlarda da ha o ekstrem bir durumdu. Melo'ya Twitter'daki bir paylaşımından dolayı ceza verdiler. Al işte Babel takımı tarafından cezalandırıldı. Evet, yani, Babel'in ekibi de biraz ayıptı ama ya. Ya işte ama bu, abi ayıp dediğin şeyi sürekli olarak her yayında yapıyor Elvin maalesef. Bunu baktım. Şimdi biraz daha oturdu değil mi böyle şey? Yani şöyle söyleyeyim. Çok tatmin olmamakla birlikte okeyliyorum fikirlerinizi. Evet. O zaman yani ikinci... Ben hala yani adamın içinde varsa abi nasıl oluyorsa bastırmaya çalışmadan yani kendi olduğu gibi olması gerektiğini savunuyorum ama... O zaman ben dışarı çıplak çıkayım. Benim hoşuma böyle öyle çıkmak diye. İstiyorsan çıkmalısın zaten. Benim görüşüme göre çıplak dolaşmak istiyorsan ama çıplak dolaşıyorsun. Senin ama öyle bu dünyanın serbest yerinde bile atıyorum NAPS'e göre çok daha fresh bir ortam değil mi? Ben gideyim oraya çıplak çıkmaya çalışayım bakayım NALCS deskine ne yapıyorlar. Ya bu çok uç bir örnek oldu. Çok uç bir cevap oldu. Ama işte yani ama buradaki kültürel fark, orada kültürel fark ve aradaki şeyden bahsediyoruz sonuçta. Limitleri koymak gerekiyor. Her yerin kuralları farklı. Evet, senin öteki bu arada konunu alalım. Gelecek emeklilik planı vesaire demişken ikinci sorum da onunla biraz bağlantılıydı. Şöyle düşünüyorum şimdi Rovellius sanırım 12 yaşında başlamış. LoL'e profesyonel anlamda. Mesela en yakın örnek Lüger var okulunu bıraktı. Yani bu oyunculara ligde oynama koşulu olarak ligimizi çok geriye düşüreceğini biliyorum ama atıyorum oynayan 100 çocuk mu var? Bu 100 çocuğun da hayatını mahvetmeme gibi düşünürsek en azından lise ya da açıktan bir üniversite oynama zorunluluğu getirilebilir mi? Ligi çok seviyesini düşüreceğini biliyorum ama insani yönden getirilmeli mi sizce de? Abi yanılmıyorsam hukuken böyle bir şey herhangi bir sözleşmeye koyamazsın. Artı bu sene takımların muhtemelen bu tarz şeylerle ilgileneceğini biliyorum. Yani böyle şeylerle ilgilenecek. Yani, umarım ilgilenirler. Yani eğitim her şeyden önemli abi. Bu çocukları kazanacakları paralardan, e-spor kariyerlerinden vesaire ve falan. Yani eğitim hayatının belki de en önemli şey. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'de eğer ki e-sporun gelişmesini istiyorsak ailelere bunu satmak için birinci olması gereken şey eğitim. O yüzden muhtemelen Riot Games'in de eğitim tarafından takımların ne yaptığını görmek istemiştir
diye düşünüyorum ben. Yani çünkü dışarıdan bakıldığında mükemmel bir ortam var. Ailenden farklı kalıyorsun. Arkadaşlarınla evet. birlikte gaming house'da kalıyorsun. İstediğin oyunu oynuyorsun. Oyunun getirdiği bir popülarite var ama bu 16 yaşındaki bir çocuğun aklını eğitimden ziyade bu tarafa doğru yöneltebilir ama o çocuk atıyorum 3 senelikte oynadı. 19 yaşında herhangi bir takım bulamadığında da hani asgari ücretle 3 lira farkla büyük boyu ister misiniz şeklinde de bir hayat beklemesini istiyorum o çocuğu. Çünkü ben İşte. Üniversite mezunu olarak bile çok zor bir iş buldum. Doğru. Yani daha doğru söylesem bu çocuklara cidden üzülüyorum. Mesela Lüger'in falan annesiyle çıktığı yayına falan baktım internetten biraz. Cidden üzücü geliyor bana. Böyle bir zorunluluk getirilebilir mi gibisinden bir soru sormak istemiştim. Zaten lige giriş yaşı 17 olduğu için yani lise bir bitirdiklerinde girebiliyorlar. Hani. Zorunluluk değil ama belki takımlar oyuncuları bu doğrultuda yönlendiren yani yönlendirebilirler yani. Aynen teşvik edebilirler bu konuda veya işte okuyan oyuncuları tercih ederler, okumayan okumak zorunda kalır. Ve yani. Abi bunu okuyup yapan adamlar varsa ben de okuyup yapabilirim gibi farklı bir psikoloji içine vesaire girebilirler. Farklı çözümler üretilebilir ama zorunluluk getirilemez benim bildiğim kadarıyla. Anladım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığın için. İyi yayınlar. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Son bir soru daha alabiliriz muhtemelen. Evet, onu da yayını kapatıyoruz. Ben de ikinci eve gidiyorum. Televizyonda izlemeye. Evet. Son konuğumuz geldiğinde... Evet, son konuğumuz Kutlu Dünyanın Merkezi Bursa'dan katılıyor. Öyle de söylememi istemiş özellikle. Bir dakika, şimdi Kutlu Dünyanın Merkezi mi yoksa Kutlu isim virgül, Kutlu virgül Dünyanın Merkezi dünyanın Bursa? Merkezi Bursa. Abi diğer türlü daha güzel olurdu ya. Kutlu Neyse. Dünyanın Merkezi'nden Bursa'dan Kutlu Aynen, geliyor. Böyle daha güzel olmaz mıydı böyle? Evet, böyle kesin daha güzel olurdu. Evet, konuşmak istediği konu Royal Youth Pilot vs. Zeitnot'muş. Şimdi kendisini alacağım. Evet, alıyorum. Aldım burayı ama şu anda mikrofonu kapalı. Açtı, evet. Hoş geldin Kutlu. Alo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Abi şey diyecektim ya şimdi bu pilot şeyden geldi şimdi. Uzun süre SK'de oynadı ama bir şey Paris Saint Germain'de zaman geçirdim. Pek de başarılı bir kariyer geçirmedi orada. Şu anda bizim ligi giriş yaptı. Ve Zeytnot'ta hani bayağı sizler tarafından falan hani herkesin düşüncesine göre LCS seviyesinde bir oyuncu. Sadece import evet. olmadığı, import olduğu için tercih edilmiyor. Veya kendi hani, gitmek istemiyor olabilir. Sizce, evet o da olabilir. Yani onların sizce kıyaslanması falan hani pilotun daha iyi denmesi falan biraz şey değil mi yani? Garip geliyor bana. Abi şimdi o zaman CS seviyesi falan da hiç fena değildi bu arada. Paris Saint-Germain çıkamadı o zaman. Bir de o takım da bir türlü tam takım olamadı yani. Pilot bayağı iyi bir oyuncu. Pilot'ın yani kariyeri LCK, yıllarca LCK'de forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve geçtiğimiz yazı falan da hiç fena geçirmedi. Ama zaten farklı oyuncular bu yüzden bir süre... yani bu arada LCK seviyesinde Pilot koridor aşamasını falan bir kafa kafaya geçiren... çok fazla dayak yemeyen bir oyuncu. O yüzden... Bu seviyeye dönüşünü ben merak ediyorum. Bu seviyede herkesi ezip geçebilir belki de. Ama bunu göreceğiz. Bir oyun sonu nişancısıdır Pilot. Bizim Zeitnot'ta ondan biraz daha farklı. Evet çok iyi bir oyun sonu nişancısıdır ama harika bir laner'dır mesela koridor anlamında. Ben o yüzden iki farklı stilin karşılaşmasını merak ediyorum. Hangisi daha iyidir? Bir şey söylemem bu konu hakkında. Zeitnot gerçekten çok üst düzey bir seviyeye çıktı. Ya çok üst seviyeye çıktı. Ama Pilot... Alt seviyelerde kaldığı için ve takım mesela bu mevsim küme düştüğü için tam manasıyla verildiği yani değerini şu an ölçemiyoruz. Ve o kötü takım içerisinde aslına bakarsak geldiği günden itibaren sürekli Mahan'ın yerine geldikten sonra takımı ileriye götürdü Pilot. Bu seviyede çok ciddi fark yaratabilir o yüzden. Kesin bir şey söylemek güç ama çok iyi bir transfer. Gerçekten çok iyi bir transfer ve Zeitnot seviyesinde veya... Bugün itibariyle olmasa da 2 gün sonra Zaytun seviyesinde çıkacak. Belki onu geçecek bir nişancıya sahip şu anda Royal Youth. Yani olabilir. Belki. Ben çok böyle bir şey olarak görmüyorum Palette'i. Büyük bir taşıyıcı olarak görmüyorum ama o da belki de LCK'deki diğer taşıyıcının daha iyi olmasından dolayı olabilir. Ama hani MVP'de oynadı değil mi bu sene? Doğru. Mahan'ın yerine MVP'ye girdiğinde
demiştim yani. Yok bu takımı hani yukarı itecek oyuncu bu değil. Hani onu değiştirdiler çünkü mevsim başında. Olmadı. Ha burada iş yapar mı? Yapar muhtemelen. Ama şunu da biliyorum. Zeitnot devamlı olaraktan Reckless falan gibi oyunculara karşı oynuyor. Hani scrim falan da atıyorlar. Onların karşısında oynayabildiğini de biliyorum. O yüzden yani bence Zeitnot ondan hala daha iyi olacak. Kesinlikle abi, daha iyi mümkün. Olacak. Kesinlikle mümkün. Ama şunu da mesela göz ardı etmeyelim. Pilot gerçekten çok kötü bir takımda ve kötü bir takımdan işaretçi oynamak çok zordur bu arada. Yani çünkü rakipten baskı çekersiniz. Sizin üzerinize oynanır ve bir noktada maçı taşıma potansiyeliniz sizin olduğu için sürekli rakibiniz sizin tarafınıza gelir. Ama Pilot bu seviyede ve harika nişancıların olduğu bir ligden bahsediyoruz. Bu ligde o dakika 10'da sadece 33 altın geriye düşüyor. Neredeyse kafa kafaya CSD'de artı yazıyor vesaire. Ve oyun sonuna gelindiğinde bu kadar kötü bir takımda hasarın çok ciddi bir kısmını çekiyor ve ligin en yüksek hasar çıkaran dördüncü nişancısı abi. Dakika başına hasar çıkartan. Ve bu gerçekten bu ligin sonuncu, yani ligden düşen bir takım için çok iyi bir şey. Ligden düşen bir takımdaki bir nişancı için çok iyi bir şey. Ben açıkçası dediğim gibi Zeitnot çok daha baskı üreten ve baskı yaratan bir oyuncu. Pilot öyle bir oyuncu değil ama normalde LCK seviyesinde öyle bir oyuncu değil. Bu seviyede böyle bir adaptasyon gerçekleştirebilirse eğer işler farklı bir noktaya gelebilir. Belki dediğim gibi şu an için Zeitnot bu ligin kralı. Ama sezon içerisinde Pilot Zeitnot etkisi yaratırsa, oyun sonunda Zeitnot'tan daha güvenilir bir nişancı olursa, ki benim gibi Zeitnot'u inanılmaz beğenen bir oyuncu bile bunu söylüyorsa, bence Pilot bunu başarabilecek seviyede bir oyuncu. Oraya gelir mi? Başka bir konu. Abi şey ama şu şimdi sen Pilot 4. sıra demiştin ama o hani ligdeki hasar şeyini olarak hani ADC'sini kullanmıyor ki bütün herkes hasar kaynağını tamam olarak. Abi yok ama ligdeki nişancılar arasında koydu. Nişancılar arasında diyorum ben sonuçta ve bu tamam. Senin söylediğin şekilde bir hesaplama yapılmaz ama nişancının değerini ölçmek için. Sana şöyle ama söyleyeyim. Kaynağı ayırdığın kadar. Abi şöyle söyleyeyim sana. Ruler mesela dakika başına çıkarttığı hasar 575, Python 500. İkisi de benzer dakika 15'ten sonra benzer kaynak alıyor takımlarında. Hatta aynı yüzdesel olarak tamamen aynı kaynak alıyor. Ruler haliyle daha iyi bir nişancı olduğunu da gösteriyor ve takımının da daha iyi olduğunu gösteriyor. Aslında hasar kapısı açıyor takımı. Aslında Eren'in dediğine göre MVP daha az kaynak almasına rağmen, yani totalde kaynak değil daha az para almasına rağmen takım daha az para almasına rağmen Pilot aslında yüksek miktarda şey çıkarıyor, hasar çıkarıyor. Aslında bunu anlayacak en iyi stat şu, kazandığın altın ve hasar oranı. En iyi bence oradan anlaşılıyor. Mesela Uzi'nin değeri öyle. Her zaman orada anlaşılıyor. Uzi'ninkisi böyle %140-%150'lerde falan. O yüzden insanlar Uzi diye durup duruyorlar. O özel bir istatistik ve o yüzden her yerde onu bulamıyor. Pilot bu konuda ben şundan eminim, iyi bir seviyededir. Kesinlikle iyi bir seviyededir yani. LCK'de oynamış her oyuncu iyi abi. Ben kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum LCK'de. Hepsi en azından challenger bilmem ne yüksek seviye oyuncu yani. Kötü değil. Pilot yıllardır buralarda. İşte Cineir'de de buradaydı. İşte Avrupa'ya geldi ama döndü, yine LCK'ye döndü abi. Pilot iyi oyuncu. Evet, bize katıldığın için o zaman teşekkür ediyoruz sana. Teşekkür ederiz. Tamam abi. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. O zaman bizden bu akşam bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. YouTube'dan teşekkür abone ederiz olmayı arkadaşlar. Unutmayın. Özellikle YouTube'dan izleyenler için söylüyorum. Twitch'te her perşembe saat 9'da bu programı çekiyor olacağız. Arada konuklarımız da olacak. Sürpriz konuklar. Onlarla da konuşabileceksiniz. Twitch'ten abone olmayı unutmayın. YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.